muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler almayı ihsan eylesin, lütfeylesin inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, iki ay evvelden bize Ramazan-ı Şerif'e hazırlanmayı telkin ediyor. Allahümme bârik nâfir recebe ve şaban diyoruz. Şaban ve Recep ve Şaban mübarek olacak, ihya edilecek. Ve bu ihya neticesinde kalpler Ramazan-ı Şerif'e bir hazırlık haline gelecek. Ramazan-ı Şerif ve mülaki olunacak. Kur'an yaşanacak. Müminler canlı bir Kur'an olacak. Yeryüzünde Allah'ın şahitleri olacak. Allah'ın dinini temsil edecek. Haliyle emri bil maruf ve nehy anil münkerde bulunacak. Temizlenecek. Cenab-ı Hak lütfedecek son 10 günde. Bir Kadir Gecesi yaşanacak. Tertemiz bayram sabahına çıkılacak. Cenab-ı Hak inşallah ömrümüzü bir Ramazan-ı Şerif haline getirmeyi, son nefesimin bir bayram sabahı olmasına Cenab-ı Hak ihsan eylesin. Bu bizde Ramazan ne kadar tesir edecek? O da Ramazan'dan sonraki halimiz bunun en bariz bir misali olmuş oluyor. Cenab-ı Hak inşallah bu bir ruhani bir Ramazan nasip eder. Efendimiz zaman zaman ikaz eder. Kıldığın namaz son namaz gibi kıl. Hakikaten bu Ramazan'ı da son Ramazan gibi idrak etmeye gayret etmeli. Geçen Ramazan'da birçok kardeşlerimiz vardı. Bugün onlar aramızda yok. Belki içimizde bir kısmında bu son Ramazan'ı olabilir. Cenab-ı Hak meçhul tutuyor ömrü. Yani her an mümin bir hazırlıklı olacak. Çünkü ahiret için geldik ve imtihan dershanesi içindeyiz. Her ibadetin ayrı bir keyfiyeti var. Yani bir ibadet diğer ibadetin yerine geçmez. Kulun namaza ihtiyacı var. Oruca ihtiyacı var. Zekat, sadaka, infaka ihtiyacı var. İmkanı varsa hacca, umreye ihtiyacı var. Bu neticesinde birçok güzel hasretler kulda meydana gelecek ve Cenab-ı Hakk'a yaklaşacak. İlk okunan ayet Cenab-ı Hak ikaz halinde ey iman edenler sizden evvelki gelip geçen ümmetlere de farz kılındı oruç. Şimdi 124 bin küsur peygamber geldi. Her ümmetin seviyesine göre bir takım ibadetler ve kaideler indirildi. Fakat bu oruç demek ki bütün ümmetlere farz oldu. Umulur ki ittika edersiniz buyuruluyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Demek ki bu Ramazan-ı Şerif'te bu oruçla takva sahibi olabilmek. Yani Ramazan takvayı vesile bir riyazat hali yaşanacak ve bu riyazat haline beden alışacak ve bu riyazat hali devam edecek. Yani helaller dahi asgari de kullanılacak. Bu şekilde ruh tekamül edecek. Ondan sonra gelen ayette sayılı günlerde olmak üzere Cenab-ı Hak orucu bütün seneye teşmil etmedi. Ya Sam-ı Davud gibi bir gün tut, bir gün boz, o şekilde de olmadı. Muayyen günler, yani 12'de bir, senenin 12'de birinde farz olan bir oruç var. Bu 12'de bir oruçun hali, ruhaniyeti bütün bir seneye teşmil edilmesi zaruri. Cenab-ı Hak merhametini biliyor. Hasta varsa, yolcu varsa onları muaf tutuyor. Onlar kaza edebilir diğer bir günlerde. Yok eğer kaza edecek takat yoksa, müzmin bir hastalıksa, o zaman bunu ancak infakla telafi edecek. Yani devamlı bir infak gelecek. Hep infak geliyor. Allah için verebilme. Allah için mahrumu sevindirebilme. Kul da bu mahrumu sevindirirken, Allah bana verdi, ona verme demek ki o bana zimmetlidir. Bu idrak ve şuuri bir teşekkür edası içinde infakları ifa edebilmek. Onunla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa kendisi için hayırdır. Demek ki sırf bu fidyeyle de kalmamak, bu infakı arttırmak gerekiyor. Cenab-ı Hak cömert, cömert kulunu seviyor. Ve bütün güçlüğe rağmen oruç tutmanı daha hayırlıdır buyuruluyor. Şimdi bu sene sıcak bir Ramazan'a geliyoruz. Tabii çalışanlar için daha meşakkatli. Böyle Cenab-ı Hak mâlâ tâkat elenâ bih, tâkat veriyor. Tâkatın üstünü istemiyor. Demek ki sıcak günlerde de Ramazan'la oruç tutabilmek, demek ki bu da kulun tâkatı içinde.
ve bundan da sıcaktan da sakın sakın şikayette bulunmamak. Efendimiz Tebük seferine giderlerken bazı kalpleri biraz zikzaklı bulunanlar 1000 kilometre yol gideceklerdi Medine'den Tebük'e kadar. Sıcak dediler. Cenab-ı da Kur'an-ı Kerim cehennem daha sıcak buyurdu. Yine ondan sonraki ayette de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in faziletini bildiriyor. Hayrı şerden ayıran. Yani bu cihan dershanesinin ders kitabı Kur'an-ı Kerim. Bu ders kitabından kimler istifadede bulunur? Hüden lil muttakin takva sahipleri hisseder bulunur. Hisse alır. Demek ki bu hakkı batıldan ayıran bu kitap da bu ayda indi. Yani Ramazan Kur'an'la şereflendi. Demek ki kul da Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ı yaşamak, Kur'an'ı hayata geçirmek, Kur'an'a hizmet etmekle Ramazan-ı Şerif'i şereflendirecek. Kur'an'da fani olacak, Kur'an'la yaşayacak. Cenab-ı Hak, ey iman edenler, ey iman, devamlı talimatlar var. Bu talimatların muhtevası içine girebilmek, ben ne kadar Kur'an'la yaşıyorum, kendimizi bir muhasebe halinde tutabilmek ve Kur'an'ı bir ayna haline getirmek kendimize. Yine Cenab-ı Hak, bu hasta ve yolcu için kaza etsinler buyuruyor. Ve Cenab-ı Hak, kulundan daima bir kolaylık ihsan ediyor, kuluna bir zorluk yüklemiyor Cenab-ı Hak. Ve demek ki kul da daima Rabbinin bu kadar merhametine karşı, kul da Cenab-ı Hakk'a karşı bir teşekkür edası içinde olacak. Ondan sonra gelen ayet Efendimiz'e hitap. Efendimiz'in şahsında bizlere, kullarım sana beni sorduğunda, yani Cenab-ı Hakk'ı sorduğunda, Cenab-ı Hakk'ın kulları olan yakınlığını, merhametini, şefkatini sorduğunda, ben çok yakınım kullarıma. Demek ki Cenab-ı Hak kullarına çok yakın. Bana dua ettikleri vakit, dileklerine karşılık cevap veririm, dualarına cevap veririm. Bak orada bir mukabil Cenab-ı Hak bildiriyor. Ne şekilde dualarına cevap verecek? O halde kullarım da benim davetime uysunlar. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın davetine uyulduğu şekilde dualara cevap var. Duamızın ne kadar kabulünü istiyoruz? Ne kadar ilahi kudretten, ilahi azametten bir yardım talebimiz var? Demek ki onun koyduğu kitaba, onun emsalsiz şahsiyeti, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba zaruri. Yani dua lafızda kalmayacak, dua fiilde olacak. Cenab-ı Hakk'a muhabbet, Allah Resulüne muhabbet, İslam'a muhabbetle amel-i salihlerimizi ortaya koyacağız. Bu şekilde duadan bir icabet, bir karşılık bekleyeceğiz. Ve bana inansınlar buyuruyor, doğru yolu bulsunlar buyuruyor. Cenab-ı Hak insandan maddeten trilyon 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 sayısız bir hesap kadar uzakken demek ki Cenab-ı Hak kuluna bir şah damarından daha yakın. Min hablil verit buyuruyor diğer bir ayet-i kerimede. Demek ki kul bunun bir idraki içinde bulunuyor. Billahi bu Ramazan-ı Şerif'te gönlümüzü Kur'an'la doldurabilmek, her an Allah benden razı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim yanımda olsaydı, benim bu halime, bu tavırlarıma, bu ibadetime, bu kulluğuma tebessüm eder miydi? Bu idrak içinde bulunabilmek. Zira Cenab-ı Hak yine Enfal Suresi'nin 24. ayetinde, ey iman edenler, hayat verecek şeyleri sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun buyuruyor. Demek ki hayat verecek şeyleri sizi çağırdığı zaman, demek ki biz bir hayat istiyorsak, huzurlu bir hayat istiyorsak, hayatta batan dikenleri, ayağına bak dikenleri duymak istemiyorsak, huzurlu bir ömür istiyorsak, demek ki hayat verecek şeyle koşmamız lazım. Nedir hayat verecek? Allah'ın kitabı, Allah Resulü'nün sünnet-i seniyyesi. İnsan ruhunun tekamülü için ibadetler zaruri. Yani ibadetsiz bir ruhi tekamül olmaz, mümkün değil. Bunun için de defi mefasit, celb-i menafiden evladır buyuruluyor. Yanlışlıklar kaldırılacak. Yeni doğrular ikame edilecek. Her uzvumuzda yanlışlıkta kal, gözümüzde yanlışlıkta kaldırılacak. Gözümüzde haramlara, yanlış şeye karşı perde inecek. Kulaklarımıza perde inecek.
ağızlarımıza fermuar dikilecek. Ve bu şekilde defi mefasit, hatta merhum Sami Efendi Hazretleri öyle buyururlardı, bir çıban varsa, o çıbanda iltihap temizlemeden sürülen devanın, merhemin faydası yoktur. Baştan cerahat temizlenecek, sonra merhem sürülecek. Baştan defi mefasit, insanı şerre götüren nefsani arzulardan kul kendisini koruyacak, celb-i menafi, menfaat veren, ruha tekamül veren hususiyetlere karşı gayreti artacak. İnsan ruhunun tekamülü için ibadetler zaruri. Birincisi nefisler terbiye olacak ibadetlerle. Bu şekilde Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın zemini temin edilecek. Kalp de hamd halinde olacak. Hep elhamdülillah rabbil alemin diyor. Cenab-ı Hak her rekatte tekrarlatıyor. Her an bir hamd içinde olacağız. Şu kainat zerreden külliye ne varsa Cenab-ı Hakk'ın azametini hatırlatıyor. Kendimize bakalım. Nereden geldik? Doğmadan evvel nasıldık? Ana karnında nasıldık? Bir ağaca bakalım. Onun mazisini düşünelim. Ufacık bir şeyden nasıl meydana geldi? Bir kuşa bakalım. Ufacık bir yumurtadan nasıl teşekkür etti içindeki bütün cihazlar? Yediğimiz bir yumurtadan. Velhasıl kul daima bir hamd halinde olacak. Sena halinde olacak. Aman ya Rabbi diyecek. Bunun neticesinde daima şükür halinde, teşekkür halinde olacak. En büyük teşekkür, imanın teşekkürü olması lazım. İrademizle bir Müslüman toplumun içinde değiliz biz, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla. Bir Müslüman coğrafya parçasında dünya geldiğimizi biz tayin etmedik. O da Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla. Demek ki imanın bedeli de Cenab-ı Hakk'a ödenecek. Neyle ödünecek? Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seneye muhtevasına girebilmekle. Onu kul daima şükür halinde olacak. Peygamberlerin hiçbir günahı yoktu, masumdu hepsi. En çok ibadet halinde, taat halinde, hizmet halinde peygamberlerdir. Allah'ın verdiği nimetlerin bedelini karşılayabilmek, ödeyebilmek. Velhâsıl kul Cenâb-ı Hakk'ı unutmayacak, öyle saadeti bulacak. Elâ bizikrillâhi tatmainnül kulûb. Kalpler ancak Cenab-ı Hakk'ı anmakla huzur bulur. Ve bu anmak dilde olmayacak. Dille beraber kalbe intikal edecek. Kendisini kul daima ilahi kameranın altında olduğunu idraki içinde bulunacak. Nefesler zikir ile yıkılacak. Bu şekilde Cenab-ı Hak'la bir beraberlik, bir vuslat temin edilecek. Cenab-ı Hak bunu kuluyla dost olmak istiyor. Yani Ramazan da, Ramazan-ı Şerif de Cenab-ı Hakk'a bir dost olmak için bir merhale.